Ve işte bana benzeyen takım sahaya çıkıyor. Ardenler sahada. Uzun zamandır özellikle Instagram'dan, DM'den işte şu futbolcuya çok benziyorsun, bu adam aynı sana benziyor diye bir sürü mesajlar geliyordu. Ben de bunun üzerine dedim ki çok benzettiğiniz futbolculara bana atın, video çekeceğim. Bugün de o videoyu çekiyoruz. Sizin attığınız bana benzeyen futbolculardan bir takım kuracağım ve FIFA 22 kariyer modunda ne yaptıklarına bakacağız. Burası benim Twitter hesabım. Eğer takip etmiyorsanız gidip edebilirsiniz. Ne demişim? Fener'in maçı var, çok gergin ve huzursuzum. Şimdi sizin attığınız fotoğraflara bakacağız. Acaba kimlere benzetmişsiniz beni? Ben tabii videoya girmeden önce birkaç tanesine baktım. Yalan söylemeye gerek yok. Yine de çoğuna bakmadım. Onu da söyleyeyim. Hep beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar, videoya like ve yorum atmanız çok 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 önemli. Hemen şöyle videoyu bir like'larsanız sevinirim. Algoritma için önemli oluyor bu tarz şeyler. Siz videoyu beğendiğiniz zaman kanalımız öne çıkıyor. Bu da çok iyi bir şey. Daha fazla kitlelere ulaşıyoruz. Bakın, demişim ki örnek tweet. Hani benim attığım gibi bu şekilde bana yollayabilirsiniz demişim. Sergio Oliveira'ya saç ve sakaldan dolayı çok benzeten vardı. O yüzden onunla örnek yaptım. Bana sorarsanız adamla benzemiyoruz bu arada. Sadece sakal ve saç benziyor. Hani o da uzun saçlı, benim gibi topluyor. Ben de aynı şekilde yaptığım için benzetiliyoruz. Bakalım başka kimlere benzetilmişiz. Ben bunların hepsini not alacağım ve takımı öyle kuracağız. İbrahim Dikmen, saç ve sakal benziyor Arden abim. İyi videolar bu arada demiş. Teşekkürler. Yani Abdülkerim Bardakçı'ya bence benzemiyorum. Ama tabii ki siz dediğiniz için buraya yazmak zorundayız. Takımı siz kuruyorsunuz. Arslan Aydın, bu Galatasaray'ın bir ara ilgilendiği, aldı dediği Grealish'in fotoğrafını atmış. Yine saç ve sakaldan dolayı. Baba, saçı her uzun olup her sakalı olan bana mı benziyor ya? Arslan, eyvallah. Teşekkür ediyorum, atmışsın. Yazalım, bu adamın da ismi zor yazılı. Efe, ne yapıyorsun? Ne yapmışsın kardeş ya? Sarışın adam Liverpool, bu bana benzemiyor. Bunu da alamayacağım yani Efe. O kadar da değil. Saçlar siyah olsa aynı sen reis demiş. Oğlum, bu adamın benimle ne alakası var? Neyse, teşekkür ederim. Metehan David Beckham'ı atmış. Gerçekten inanılmaz fotoğraflar var. Tabii ki David Beckham'ı da almıyoruz. Aha, bir tane daha demiş. Oğlum bu ne ya? Tolga Ciğerci ile de benzemiyorum ama hiçbir benzerlik yok ya. Eski saçımı koymuş, hani o halinle benziyor, ayağına getirmiş. Çok aşırı benzemeyenleri de almayacağım yani. Az önce dedim de. İşte güzel. Bunu sevdim. İbrahimovic'in gözlüklü bir pozu. Harbiden şöyle bir baktığın zaman tabii ki İbrahimovic'le çok benzemiyorum ama bak, bir burun yapısı, bir gözlük mözlük falan ve benziyor abi, benziyor. Sergio Ramos'la baba hiç benzemiyoruz ya. Yani hiç benzemiyoruz. Ben hiç benzetemedim. Onu alsak biraz absürt olur. Adam çok benziyor bence demiş ya. Kaan alacağım. Alacağım abi. Ramos'u alalım. Takım da dolsun direkt. Abi tam yapamadım. Kusura bakma, videoyu alırsan sevinirim demiş. Gerrit Bale'le benim fotoğrafımı yan yana koymuş. Yani sakal ve saçtan dolayı kabul edilebilir bir şey. Artık ben itiraz etmeyeceğim. Gerrit Bale geçen gün nasıl gol atmış Amerika Ligi'nde, gördünüz mü? Aa, benim eski halimi Dybala'yla benzetmişler. Bunu diyen çok oluyordu. Ben hiç benzetemiyordum. Ama zamanında benzeten çok vardı. Beni Hasan Ali'yle de benzetiyorlardı bu arada. Videonun sonunda hani sizin şeylerinize baktıktan sonra öyle bir iki oyuncu ben de ekleme yapacağım. Çağlar Söyüncü. Belki bu fotoğrafım değil. Belki sakalsız olsam bir tık şey olabilirdi Çağlar. Ekleyelim yine de, o kadar yazmışsın reis. Serdar Dursun bence benziyor demiş. Levent'cim yani ekliyoruz artık, yapacak bir şey yok. Serdar Dursun geldi. Süü diyoruz. Ali Sol'u koymuş. Reis var ya, rebuild yapmam için kaleci koymuş. Helal olsun be. Adam videoyu düşünüyor. Ali Sol belki saç uzun, sakal var. Bu fotoğrafımı koymuş. Bu fotoğrafı da geçen gün Instagram'a atmıştım. Gidip beğenirseniz sevinirim. Ferit'cim teşekkürler. Alisson'u da aldık. Kaleyi sağlamlaştırdın, adamsın. Muhittin Kukurella'yı koymuş. Muhittin teşekkür ediyorum. Kukurella'yı evet, yani yine saç ve sakaldan dolayı koymuş. Burada bir Gustavo Henrique var. Keşke benzemesek. Zaten benzemiyoruz da yine saç ve sakal. Yani saç uzun, sakal var. Direkt çağrışım yapıyor. Antoine Papazyan demiş. Güzel. Antoine Papazyan. Sevdim bunu. Bu arada siz de yorumlara yazın. Hani buradaki oyuncularla benziyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet, yine Grealish yazan var. Burada çok değişik bir şey. Bunu önceden görmüştüm. Adam benim bu agresif kariyer finalinde kendimi yaşlandırmıştım. Kapağı böyle koymuştum. Bu halimi İlhan Mansız'a benzetmiş. Harbiden ilginç. İlhan Mansız'ı alamayız. Kadroya ekleyemeyiz. Oyunda yok. Yok. Ama teşekkür ederim yani. Değişik bir yaklaşım olmuş. Yaratıcı. Baktığımız zaman adam beni Edgar Davids'e benzetmiş gözlükten dolayı. Sevdim bunu. Güzel. Bu arada yukarıda galiba atladıklarımız var. Bak, burada AP13'ün fotoğrafı paylaşılmış. Teşekkür ediyoruz. N'Golo Kante bence benziyor demiş. Sosa'nın fotoğrafı var abi, ne alaka? İbrahimovic'in de şekil fotoğrafını koymuş Berat. Teşekkür ediyoruz. İbrahimovic'i takıma ekledik zaten. Arda abi, FIFA 23 AP13 emekli olsun, bir takım başına geçse ne olur abi?
abi seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Yani AP13 hakkında farklı fikirlerim var. FIFA 23 çıktığında zaten hepiniz göreceksiniz. Bekleyenlere buradan söylemiş olalım, meraklılarına. Abi bir de konuyla alakasız nasıl olmuş? Aa, arkaya efekt falan atmış benim fotoğrafa. Fenalık bir fotoğraf yapmış ya. Evet, Rabio'ya benzeten var. Mustafa Rabio'ya benzetmiş beni. Ekleyelim. Recep Niyaz değil mi? Recep Niyaz oyunda vardır. Recep Niyaz'ı ekliyorum. Ya bu arada benzettiğiniz adamlardan çok daha yakışıklıyım ben kardeşim. Allah Allah. Recep Niyaz için söylemiyorum illaki. Hepsinden çok daha yakışıklıyım. İbrahimovic kim baba? Oha oğlum, Lars Karius'a benzetmiş. Sarışınları almayacağım abi. Sarışın beni benzettiğiniz adamları almayacağım. Kumral'a kaçabilir Ramos gibi ama direkt böyle sapsarı olanları da almayacağım yani. Hiç benzemiyor. Yine de teşekkür ediyorum. Fatih Öztürk. Fatih, bir de adam gitmiş. Bak adam uğraşmış, tamam mı? Bu adam Serdar. Serdar Osmanoğlu ismi. Bu adam uğraşmış. Benim tam böyle Serdar'la aynı bakışımı yakalamış. Hani gözler açık falan. Aynı bakışı yakalamış. Serdar diyorum şeyle. Fatih Öztürk'le aynı bakışı yakalamış. Haylaşan Serdar Osmanoğlu. İyi yakalamış. Teşekkürler. Fatih Öztürk yazalım. Tonali'ye atmış Uras. Tonali'yi de ekleyelim. Tonali'ye bir dönem sakalsızken, onun da sakalsız olduğu bir dönem vardı. Böyle saçları da benim gibiydi. Harbiden ufaktan andırıyordu. Hatta TikTok'ta öyle bir videom var. İsmail Çipe. Abi hiç benzemiyor. Bir de 7 like almış ya. İsmail Çipe ekliyorum. Kaleci anlamında çok sağlam bir rotasyon var. Alisson, Fatih Öztürk, İsmail Çipe. Evet, yeniden bir İbrahimovic benzetmesi var. Teşekkür ediyoruz. Pierre Van Hooydonk yazan olmuş. Fotoğraf atmamış ama. Yine Rabiot var. Rabiot. Grealish var yine. Bu adam kendisini atmış. Weghorst'a benzetmiş kendisini. Baba ne yapıyorsun? Altına da Samatta'yı atmışlar. İnanılmaz ya. Bu Twitter çok değişik biliyor musun? Adrien, pardon, Arden Rabiot. Vay, Rabiot çok gelmiş ya. Arden Papazyan, Serdar Dursun. Bu da farklı bir futbolcu var. Tanımıyorum desem çok mu cahillik etmiş olurum? Kim oğlum bu? Keşke ismini yazsaydın reis. Vallahi tanımıyorum. Arden Grealish yazmış. Bence benziyorsunuz demiş Aymet. Ya Serdar Dursun'la çok benzetmişler lan harbiden. Ben hiç kendimi benzetmiyordum. Falcao'nun eski haline bence benziyor yazmış. Keşke Falcao'nun bir ikon falan kartı olsa da onu alabilsek. Falcao yazdım, takıma gelecek. Rüştü Reçber'e benziyorsun demiş. Gayet benziyor demiş. Yani ben benzetemedim ama sen öyle diyorsan reis öyledir. Zaten Rüştü'yü ekleyemiyoruz takıma, oyunda yok. Pierre Van Hooydonk'u da keşke ekleyebilseydik. Bu pozda harbiden AP13'ün bu pozunda ufaktan böyle bir andırmış. Ten rengi men rengi andırmıyor ama saç ve sakal ufaktan şöyle bir andırmış. Bu pozda sadece. Onu da likelayalım. Halil Akbunar demiş. Saç uzun, sakal var. Tabii ki gideri olur Halil Akbunar. Talha Karadaş budur demiş. Kendi Instagram'ını koymuş adam. Modric'le beni benzetmiş. İyi oldu ha. Takıma yüksek reytingde biri gelmiş oldu bayağı. İyi oldu. Kanka Chelsea'ye transfer olmuşsun. Hayırlı olsun. Pep hocamı niye üzdü? Güzel güzel. Kukurella biliyorsunuz Chelsea'ye gitti. Yine uzun saçlı sakallı birisi bana benzetilmiş. Şöyle likelayalım. Yunus Akgün yazılmış. Yunus Akgün. Ne alaka oğlum? Neyse ekliyorum. İsmail bir de bak gitmiş Alper Potuğ da yazmış. Alper Potuğ da eklemiş daha doğrusu. Alper Potuğ'un bu uzun saçlı hali bir tık olabilir biliyor musun? Çok bir tık ama. Küçük bir tık. Videoya selamlar Şampiyon Fener yazmış. Kasım Mert. Yusuf Yazıcı'yı yollamış. Yusuf Yazıcı, o da uzun saçlı olduğu için herhalde. Yusuf Yazıcı. Arkadaşlar dediğim gibi siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hani sizce buradan kimler benziyor, kimler benzemiyor? Farklı bir isim var mı benzettiğiniz? Yorumlara yazın. Crespo da Dursun Aldo'da benziyor demiş. Crespo hiç benzemiyor bence. Bizim spor salonunda bir abi var. O çok Crespo'ya benziyor. Gerçekten her gördüğümde şaşırıyorum. Ama neyse ekledik takıma. Evet, yine Rabio'yu ekleyen var. Daha fazla yanıt göstere basıyoruz. Recep Niyaz ve Yusuf Yazıcı ikisini koymuş. Sergio Oliveira zaten en baştan eklemiştik onu. Abdüş. Abdüş benzetilmiş bana. Bak iki kere üst üste Abdüş benzetilmiş. Aşağıda da yine Abdüş. Muhammed demiş ki benziyor mu benzemiyor mu arada kaldım demiş. Ekledik Muhammedciğim, takıma geldi Gerrit Bale. Baktığımız zaman yine Falcao'nun fotoğrafını atan var. Adam Gerrit Bale'in bağırdığı anla benim bağırdığım anı koymuş. Pierre Van Hooydonk. Millet birbirinin paylaştığı fotoğrafı tekrar falan paylaşmış. Birbirlerinden şey yapmışlar, almışlar fotoğrafları. Aynısını paylaşan vardı çünkü. Kukurella'yı görüyorsunuz. Efehan paylaşmış Kukurella'yı yine. Tonali aynısı yazmış bak, Kerem Tonali için. Bu pozda da biraz şey benziyor diye biliriz ufaktan. Fatih Öztürk, Modric, şöyle like'larımızı unutmayalım da. Adamlar o kadar atmış sonuçta, uğraşmışlar, fotoğraf atmışlar. Tolgay'ın sakalı çıkar, 2017 Arden yazmış. Vay! Tolgay, Tolgay'ı ekliyorum. Bir de abi şeye bakabiliyoruz galiba. Şunun da altına gelebiliyor değil mi? Onun da altına farklı mı geliyor? Aynen. Hallak bunları paylaşmış Berat. Kayra, Taylan Antalyalı'yı paylaşmış. Taylan'ı da ekleyelim. Dediğim gibi bence benzemiyor.
olmuyor ama ekliyoruz. Normalde Oliveira yapardım ama sen yapmışsın. Ben de ilk Rabiot'u yapacaktım. Sonra aklıma Ricardo Rodriguez geldi. Helal olsun be. Ricardo Rodriguez farklı bir şey yazmış adam. Sami Khedira. Allah Allah. Khedira futbol bıraktı değil mi? Yine de yazıyorum ismini. Evet, bu kadardı. Teşekkür ediyorum bana fotoğraf yollayan, bunun için uğraşan herkese çok teşekkürler. Ne yazıyor? Hedefimiz 8000 like arkadaşlar. Hep beraber beğeni butonunu kıralım istiyorum. Şimdi takımımız ekranlarda. Görüyorsunuz Hazard'ı ben ekledim. Demiştim zaten bir iki önce ekleyeceğim diye. Hazard'ı daha önceki yıllarda benim saçım 3 numarayken falan onun da o zamanki hallerine benzetiyorlardı. Daha doğrusu benzetiyordunuz. Öyle yorumlar çok aldım. Bu yüzden onu ekledim. Ayrıca bir de Hasan Ali Kaldırım da aynı şekilde benim eski halime benziyor deniyordu. Nerede Hasan Ali ya? Onu da görüyorsunuz. Yine benim eklediğim isimlerden birisi. Bu iki isim dışındaki herkesi takıma siz eklediniz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bütün bana Twitter'dan yazan, Instagram'dan DM atan, YouTube'da yorum olarak beni oyunculara benzeten herkese teşekkürler. Instagram DM'lerini paylaşamıyorum çünkü hani bu bir suç olduğu için. Yoksa oradan bir sürü şey geldi. Güldüğüm de birçok mesaj aldım. Teşekkür ederim yazan yazmayan herkese. Lafı çok uzattık abicim. Takım böyle. Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Lig olarak da İtalya'dayız. Bakalım ne olacak. İngiltere Premier Ligi'ne koymadım çünkü takım aşırı güçlü değil. Bir de İtalya'da oynayalım hani farklılık olsun diye düşündüm. Şimdi Ocak ayına doğru simüle ediyoruz. Ocak 1'e geldik. Hemen şöyle çıkıyoruz. Ligde 3. devam ediyoruz. Gayet iyi. Ben İtalya Ligi'nde daha da düşük olabileceğimizi bekliyordum. Güzel performans. Tabii bu performans düşecektir çünkü yaşlı oyuncularımız var. Ramos, Modric gibi. Bunların reytingi düştükçe bizim de performansımız düşer diye tahmin ediyorum. Ama şu anlık iyiyiz. İleri hatta da Hazard, Griezmann, Dybala üçlüsü herhalde işi iyi götürmüşler. Şöyle bir bakalım. Sezonun ilk yarısında Eden Hazard 17'ye 5, Griezmann 13'e 1, Dybala 11'e 7 ve geri kalan oyuncuların performanslarını görüyorsunuz. Serdar Dursun bir gol atmış. 2 maçta bir gol. Goat ya. Dur bir dakika, biz hemen daldık. Sezon mezon diyoruz da Avrupa Ligi'nde ne yaptık abi? Orası önemli bizim için. Gruplardan birinci çıkmışız. Kendimizi Napoli'nin grubuna koymuştuk. Ön eleme turuna falan hiç kalmıyoruz. Direkt olarak son 16'ya kalacağız. Gayet iyi. Bu arada takımları, ya kadroları oyunun kendi haline bıraktım. Oyunun orijinalinde oynuyoruz. Son güncellemeyi indirdim. Kadro güncellemesini de yaptım. Haberiniz olsun. Transferler falan yapılı değil. Bu arada kupada Roma'yı falan eledik. Gayet İtalya'nın en üst takımlarından biri olduk ya. Allah Allah. Avrupa'da rakibimiz kim olacak acaba? Avrupa finali görürüz o zaman. Öyle tahmin ediyorum. Kupayı da alabiliriz belki bugün. Benim bu videoda böyle bir beklentim yoktu. Avrupa'dan eleniriz falan diye düşünüyordum hatta. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne koymaya çekinmiştim direkt ilk turda orada eleniriz diye. Ama Avrupa Ligi'nde biraz ilerleyeceğiz gibi. Leicester City maçı zor kura geldi abi. Leicester kok takım, sıkı takım. Deplasmanda onları bir yenelim. Ondan sonrası rahat olur. Hadi oğlum. 1-0 Eden Hazard. Olay budur. Daha iyi oynamışız. Leicester ikinci maçı çok kritik abi. Harbiden kritik bir maç. Direkt kazanacağımızı düşünüyorum. İlk maçı da aldık. Oyun anlamında da ezmiştik. Görüyorsunuz Griezmann attı golü. Vardy penaltı kaçırmış. Atsaydı da bir şey değişmeyecekti. Abicim çeyrek finale kaldık. Çok iyi oldu. İtalya'da ne yapıyoruz? İtalya Ligi de önemli abi. Belki orada da böyle bir ikincilik, bir şampiyonluğa yakın bir şeyler olabilir mi? Juventus koparmış götürmüş ama ya. Belki ikinci olabiliriz. Göreceğiz. Kulüp Brüj. Oh mis. Mis. Kulüp Brüj çıktı. Kesin yarı finaldeyiz. Ben size söyleyeyim. Gel abi gel. Kulüp bürüş falan, biz bunları ne yaparız biliyor musun? Bunları patates ederiz biz ya. 2-1. 2 tane bir de Hazard atmış, helal olsun. Hazard'a bak, adam coştu bu videoda. Normalde alsak bu kadar iyi oynamaz ha. Haydi bakalım oğlum, haydi bakalım, yürüyün. Yürüyün, geldik. Kulüp bürüş ikinci maçı direkt yenelim geçelim. Oh tamam. Bir an var ya bir korktum. Ufaktan böyle hani bir 2-0 yapıp geçecekler diye korktum. Allah'tan yapamadılar. Allah'tan. Tamam. Abi Liverpool gelmiş buraya ve Ajax'a elenmiş. Şaka mı? Karşıma çıksa çıldırırdım. Bir kere biliyorsunuz bir üçlü Rebuild'de Uğur abinin karşısına çıkmıştı. Gerçi biz o Rebuild'i yayınladık mı yayınlamadık mı? Şu an ben spoiler mı verdim acaba? Biz önden gittiğimiz için hangisini yayınlayıp yayınlamadığımızı unutuyorum bazen. Rakibimiz Real Betis. İç sahadayız. Bu arada Atlanta United olarak ayarladım takımı. Çünkü hani Arden A falan o şekilde bir şey yaptım. Şimdi hızlı simüle ediyoruz. 2-1 yenildik. Hazard. Yapma bunu Hazard ya. Penaltı kaçırmasan iyiydi. Real Betis maçı. Yani ilk maçı 2-1 yenilmiştik. İkinci maç. Kazanalım geçelim oğlum. Yes. Yes. İşte bu. Oh be. Nasıl hırslandım o an. Yüz ifademi gördünüz değil mi? Hazard atmış bir tane. İki tane de Griezmann atmış. Helal olsun. Abicim finaldeyiz. Bu kadar ya. Mevzu budur. Finale Ajax çıkıyor. Ajax'a karşı fena bir maç yapacağız. Onlara var ya neler yapacağız. Arden ve Arden'e benzeyenler geliyor. Hepsi benzemese de benzetilenler geliyor diyelim. Arkadaşlar şöyle bir verimlere bakalım. Hazard Avrupa'da gol kralı olmuş. Asist krallığında yine Hazard var. İkinci. Gollenmeyen maçta kalecimiz zaten birinci olmuş. İtalya Ligi'nde ne yapmış?
yapmışız. Baktığımız zaman kalecimiz burada ikinci, Şezli'nin bir arkasında. Asist krallığında Dybala'mız ikinci olmuş diyebiliriz. 9 asist yapmış birkaç kişiyle beraber. 6 kişiyle beraber aynı asist sayısına ulaşmışlar ya. Gol krallığında da Hazard 23 gol 2 golle kaçırmış. Yapma. Bireysel verimlere bakalım. Sizce bu videodaki en iyi oyuncu kimdi? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de şeyi bekliyorum. Bir en iyi oyuncuyu yazalım. Bir de bu kadro arasından bana en çok benzeyeni hangisi arkadaşlar? Geçmiş dönemdeki hallerimden de hani şu haline benziyor diye yazabilirsiniz. Güncel halime de yazabilirsiniz. Bekliyorum. Baktığın zaman Hazard 34 gol 10 asist. Griezmann 29'a 9. Dybala 21'e 9. Gerrit Bale 6'ya 1 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Vallahi arkadaşlar hak ettik bence buralara gelmeyi. Ve şimdi finalde onlara çok fena şeyler yapacağız. Ramos'la başlamayıp acaba Abdülkerim Bardakçı ile mi başlasak? O da çok yavaş koşuyormuş ya. Biraz daha hızlı koşan biri olsa iyi olurdu. Sana bir şey diyeyim mi? Bunların boyları kaç? Tonali 1.81, Rabiot 1.92. Rabiot'u biz fena stoper oynatırız. Rabiot senden manyak stoper olur. Eksi 2 falan boş ver. Oliveira'yı orta sahada başlatacağım. Bu şekilde bir kadroyla sahaya çıkacağız. Artık hakkımızda hayırlısı olsun diyoruz ve şimdi finalde başarılar Arden'e benzetilenler takımı. Haydi bakalım oğlum. Uzun zaman sonra bir Avrupa Ligi final maçı oynayacağız. Ve işte bana benzeyen takım sahaya çıkıyor. Ardenler sahada. Bu animasyonları artık geçiyorum. Kaç kere final oynadık Şampiyonlar Ligi'nde falan. Bu yüzden devam abi. Biz şimdi kazanmak için geleceğiz. Griezmann'la girdik, olmadı, alamadık. Sakin. Bu arada oyun içi yüzleri acaba şöyle bir baktığımız zaman hani kimler benzerlik gösteriyor ilk 11'imizde? Eden Hazard'ı eski halime benziyor diye almıştım. Zaten şey yapmaya gerek yok. Griezmann'ı görüyorsunuz. Saçı falan toplu. Dybala da eski halime benzetilmişti zaten. Modric hiç benzemiyor. Bir tek bir burun yapısı çok ufaktan benziyor olabilir. Çok ufak ama. Sergio Oliveira. Onun da burnu hiç benzemiyor. Saçı sakalı benziyor. O kadar ama yani. Tonali benim biraz daha eski halime benziyor olabilir. Cucurella. Çağlar, Rabiot, Ricardo Rodriguez benziyor abi bence bir tık. Yine saç sakaldan dolayı böyle diyoruz. Alisson'u da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Bunlara bir bakmak istemiştim. Şimdi saldırıyoruz oğlum. Uy, manyak girdik. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira şöyle bir baktı, rakibinden sıyrıldı. Sergio Oliveira ilerliyor. Sergio Oliveira. Griezmann aradan kaçacak. Griezmann'a doğru. Griezmann. Antoine Griezmann, geçemedik ya. Keşke direkt vursaydım. Şekil yapmak istedik. Umarım bize pahalıya patlamaz bu. Alvarez'de geliyor Ajax. Ajax şu anda kontratak gelmeye çalışıyor ama yani ne yaptın? Aman abi aman, orada bizim Rabiot alır o topu. Rabiot hiç affetmez. Antoni dinlemez yani. Rabiot ama böyle olmaz. Hayır dur, çok büyük hata. Aferin Alisson. Rambert. Hayır, Alisson tuttu topu. Alisson helal olsun. Alisson şimdi sağ tarafa bıraktı. Şöyle oynadık. Efendim dedi. Hadi sağ ol. Günaydın. Arkadaşlar bir yandan dedem uyandı, şimdi devam ediyoruz. Modric, uff. Var ya. Aman abi aman, golü yiyeceğiz. Kaleciyi açtık biraz. Alır onu Hazard. Hazard çalımını da attı. Hazard şöyle bir baktı. Hazard. Hazard aralardan giriyordu ha. Seviyorum ha, böyle ince hareketler yapmayı seviyorum FIFA'da. Ha, ince ayak oyunları, tak 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 çekmeler falan, anladın mı? Böyle driblinglere bayılıyorum. Kale. İlk yarının sonuna geldik. Vasat bir ilk yarı oldu. Bakalım ne yapacağız ikinci yarıda. Abi bence kesinlikle bir İbrahimovic'i almamız lazım ama kimi çıkaracağız? Formasyonu şöyle yapacağım. Modric çıksın. İbra Reis girsin ya. Ya da Modric'i şuraya alalım. Oliveira'yı çıkaracağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir de Modric'e defans orta saha değil abi. Sen merkezi orta sahasın. Haydi bakalım. İbrahimovic Reis oyunda ikinci yarıda. Bakalım ne yapacak? Onu da çok yormak istemiyorum bir yandan. Sola doğru attım pası. Eden Hazard. Eden Hazard. Abi sıyrılamıyoruz ya. Aman 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 aman. Tamam. Tamam oğlum. Tamam, çok güzel. Çok güzel oğlum. Yürü. Yürü oradan. Alamazsın ama ya. Alamazsın. Griezmann. Griezmann adam. Adamın kralı. İşte devam ediyor. Sol ayak vurdu. Ay. Antoine Griezmann ne gol attı be. Önce çalımlar. Sonra ölçtü biçti koydu bu adam. Helal olsun İbrahimovic'te gol sevinci. Olay budur abicim. Tekrar bir izleyelim. Bu golü tekrar görmek istiyorum. Bak bak, Griezmann önce sıyrıldı rakibinden, geçti koşarak. Ardından ölçtü biçti sol ayak. Çok temiz bir gol. Çok temiz. Helal olsun. Dövmelerinde yakışmış. Eline güzel dövmeler yapmış koluna. Geliyorlar ceza alanı içine doğru, geldiler. Resmen ama var ya, şey oldu yani böyle. Gol geliyorum dedi ya.
Gol harbiden geliyorum dedi. Ama biz daha iyi oynuyoruz. Bu yüzden onlara hatlarını bildireceğiz. Hazard bitmiş abi, Hazard. Evet, Ramos oyuna girdi. O da maçtan önce biraz yorgunluk hissediyor diye zaten ilk 11 çıkmamıştı. Sonradan oyuna girmiş oldu. Sergio Ramos, helal olsun. İbrahimovic şimdi bir pas aradan geçer mi diye attık, geçmedi. Abdülkadir Ömür de oyuna yeni girdi arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız derken arada bir boşluk var. Aradaki boşluğu değerlendiremediler. Gol sandım bir an ha. Tehlikeli vurdu. Bu dakikada golü yeseydik atamazdık. Şimdi hemen araya bir tane sıkıştıralım. Helal, yürü 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 şimdi yürü. Yürüyün oğlum, yürüyün. Oynadık şöyle, Modric oynadık. Modric hemen Griezmann'ı gördü. Antoine Griezmann ceza alanında. Antoine Griezmann, kaleci son anda dokunuyor bu. Ona ana bugün ne yaptı ya? Ne yaptı bugün? Korneri kullanıyoruz. Ceza alanı içinde Sergio Ramos var. Ah ulan, ulan boşta kalmıştı top. Yok mu oğlum ileride? Yürü al onu, yürü. Yürü hoca! Uzatmaya kaldık. Hakem sen de göreceksin hakem. Aldık, çok güzel, çok güzel. Şöyle oyna hemen araya Griezmann. Griezmann İbrahimovic'i gördü. Evet, İbrahimovic alabilir onu. Olmadı be. Var ya, bir önüne alsa goldü. Aferin Rodriguez. Rodriguez süpersin. Abdülkadir kaçıyor. Şimdi Abdülkadir Ömür. Abdülkadir bir sağ bir sol yap, geç onu. Evet oğlum. Evet Abdülkadir. Abdülkadir bir daha soluna doğru gittin. Evet oğlum. Ceza alanına girdin. Abdülkadir arka direk. İbrahimovic. İbrahimovic. İşte bu. Attı golü tecrübe. Abdülkadir'in asisti. Gol İbrahimovic. Oh be. Olay budur abi. Tekrarını izleyelim şimdi, gelin. İşte bu. Abi bir kontra atak, Abdülkadir Ömür topu bırakmadı. Gençliğiyle orada topu sürdü ve İbrahimovic çok güzel bitiriyor kale dibinden. Mevzu budur. 2-1 yaptık uzatmalarda. Abi İbrahimovic adamı eliyle düşürdü, bir dakika. Çirkefliklerine devam ediyor reis. Bak şurayı dikkatli izle. İbrahimovic'i dikkatli izle. Daha iyi bir açı bulacağım, bekle. Baba olay budur ya. Koltuk altıyla elinin arasında, kolunun arasında bir yer. Bak görüyorsun. Faullü oynuyoruz bugün. Sert oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Griezmann. Griezmann hocam. Hocam ama onlara faul çalmıyorsun. Bak bizim her şeyimizi çaldın, eyvallah. Onlara çalmadın yani. Aman 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 aman. Aman aman aman. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Modric hemen oyna. Modric yavaş kalma Modric. Yapmayın abi. Bu hatalar olmaz işte ya. Bu hatalar olmaz. Bu hatalar olmaz. Helal olsun Ramos. Diktin ileri doğru. Şöyle indirdim. Şöyle verdim şimdi. Harika paslaşmalar var. İbrahimovic ilerliyor. Dede ne yapıyorsun? Gel bir selam ver. İnsanlara selam ver. Hadi iyi günler. İyi misiniz? Dede Hazard'ı seviyor musun? Çok. Sever miydin peki? Hadi iyi, çok severim. Hadi iyi çalışmalar. Hadi, hadi sağ ol dede. Hadi sağ ol. Kolay gelsin sana da. Arkadaşlar maçımıza devam ediyoruz. Abdülkadir Ömür ne çalımlar atıyor. Şimdi Kukurella. Şöyle verdik pasımızı. Griezmann, Griezmann, Griezmann olmadı. Hoca artı bir verdi, aman. Aman ayak kırarım gerekirse, gol yemeyelim aman. Aman oğlum, offside yok, geliyorlar. Aman oğlum. Aman oğlum, çok kötü yakalandık. Aman oğlum, aman oğlum, ama. Ya o stoper ne yapıyor abi? Orada Rabiot diğerini tutması lazım, ben Ramos'la topu alana giderken ya. Öbür tarafı boş bıraksam o vuracak, gol olacak bu sefer. Çok kötü yakalandık. Bu arada dedem işe gidiyordu, o yüzden ona kolay gelsin dedim arkadaşlar. Mecburen penaltılar abi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kurtardık ilk penaltıyı. Ajax sana aşırı ayar oldum. Ramos kullanıyor bizim ilk penaltımızı. Atar. Atar dedim. Ramos atar. Devam oğlum. Şimdi Berguiz topun başında. Berguiz, Berguiz attı. Adam direkt sol 90'a vurdu ya. Dybala çok yorgunsun ama. Dybala! İşte bu. 2'de 2 gidiyoruz. Böyle giderse zaten alacağız. Kaçırmayalım yeter. Sağ atacak. Sola attı ya. Sağa baktı, sola attı. Ricardo Rodriguez. Bizim penaltıcılar niye böyle? Niye şey ya? Keşke ayarlasaydım. Hep defans oyuncuları falan atıyor. Derken bak bir ufak kıvraklık. Al onu, helal olsun. Zaten dışarı gidiyordu galiba. Bunu atarsak şampiyonuz. Antoine Griezmann geldi. Antoine Griezmann! Ve... bana benzettiğiniz oyuncular Avrupa Kupası'nı alıyor. Olay budur oğlum. Griezmann'ın sol attığı penaltıyla kupayı kaldırıyoruz. Ona ana üzgün. Ona ana üzgün. Griezmann çok güzel attı. İşte olay budur. Ağlıyor Griezmann. Sevinçten ağlıyor bu adam. Diyor ki Arden'e benziyordum. Avrupa Kupası'nı kazandım diyor. Yandan da diyorlar ki sen benzemiyorsun Arden'e. Ama o da diyor ki ben diyor benzetildim. Böyle bir karmaşık bir durum var. Abdülkadir Ömür'ü görüyorsunuz. Kupayı Tonali kaldıracak galiba. Kaptan oydu.
Herkes birbirine sarılıyor. İşte bu be. Ve kupayı kaldıracağız. Hazır mısınız? Bana benzettiğiniz takım şampiyon. Bu dakikaya kadar videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.